Merhaba çocuklar. Bugünkü konumuz e ve en. Cümle kurarken sözcüklerden önce gelir, bir anlamında kullanırız bu e ve en'i. Biz bir olarak sayılarda neyi öğrenmiştik? Van'ı. Ama cümlede çocuklar işte bir tane kalem, bir tane silgi var derken van yerine e ya da en'i tercih edeceğiz. Sessiz harfle başlayan sözcüklerden önce geliyor. Bizim öğrendiğimiz kelimelerin çocuklar bir tanesi dışında hepsi sessiz harfle başlıyor. O yüzden biz genelde e'yi kullanacağız. En de sessiz harfle başlayan sözcüklerden önce geliyor. Sesli harf olarak sadece silgiyi öğrendik biz. Silgi sessiz harfle başlıyor. Ona en getireceğiz. Yani biz daha çok e'yi kullanacağız. Bakalım şimdi öğrendiğimiz kelimelere tek tek getirelim. Sınıf eşyalarını öğrenmiştik. Onların e ve en getirilmiş haline bir bakalım. Bir anlamına gelecek çocuklar bu e ve en'i getirdikten sonra. A pen, bir tükenmez kalem. A pencil, bir kurşun kalem. A pencil sharpener, bir kalemtıraş. A pencil case, bir kalemlik. An eraser, a rubber, bir silgi demek. Bakın, eraser da en gelmiş. An eraser, a rubber. A crayon, bir boya kalemi. A ruler, bir cetvel. A school bag, bir okul çantası. A board, bir tahta. A desk, bir sıra. A table, bir masa. A chair, bir sandalye. A glue, bir yapıştırıcı. A tape, bir bant. A book, bir kitap. A notebook, bir defter demek. Repeat after me. Tekrar edin benden sonra. A pen. A pencil. A pencil sharpener. A pencil case. An eraser. A rubber. A crayon. A ruler. A school bag. A board. A desk. A table. A chair. A glue. A tape. A book. A notebook. Evet, homework ödevimiz. Evet, bu sayfanın ekran görüntüsünü alıp yazalım. Bu sayfayı. Evet, son olarak da bu sayfa. Bugünlük dersimiz bu kadar çocuklar. Görüşmek üzere.